Kırkpınar Çayırı'nı biz Edirne Belediyesi olarak radikal bir kararla komple temizlemeye karar verdik. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 655.si bu yıl 18-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak. Güreşleri organize eden Edirne Belediye Başkanlığı, nehir taşkınları nedeniyle suların dolduğu, uzun yıllardır bakımı yapılmayan deforme olmuş Er Meydanı'ndaki çimleri tamamen yeniledi. Kırkpınar Çayırı'nı biz Edirne Belediyesi olarak radikal bir kararla komple temizlemeye karar verdik. Buradaki çayırı yani çimeni tamamen kaldırdık. Buradan yaklaşık 40 kamyondan fazla rüsubat taşıdık. Yenilemenin yapıldığı Er Meydanı'nda açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 5 dönümlük bir alanı kaplayan çayır olarak adlandırdıkları güreşlerin yapıldığı alandaki çimlerin yenilendiğini söyledi. Gürkan, yenilenen çimlerin kültür olmadığını ve belediye başkanlığı bünyesine doğal ortamda yetiştirildiğini belirtti. Kırkpınar ilk başladığı yer olan şu anda Yunanistan Cumhuriyeti topraklarında kalan Samona'dan buraya Edirne Sarayı içine 1924 yılında taşınmış ve 1924'ten bu yana da Kırkpınar güreşleri bu alanda yapılıyor. Yani gelenekselleşmiş bir alandayız. Ee, geçtiğimiz yıl e, güreşlerde çok fark edilmedi ama e, zeminin artık yorulmuş olması, e, zeminde bu bölgenin e, eski bir ormanlık alanı olması nedeniyle e, mevcut ufak tefek de olsa ağaç kökleri, zeminin bazı yerlerinin süreç içerisinde burasının su basmasından neden, e, dolayı, e, deforme olmasından e, dolayı e, ciddi bir çalışma yapmak gerekiyordu. Arkamda gördüğünüz çimenlik alan ki buna Kırkpınar Çayırı deniliyor yağlı güreş literatüründe. Kırkpınar Çayırı'nı biz Edirne Belediyesi olarak radikal bir kararla komple temizlemeye karar verdik. Buradaki çayırı yani çimeni tamamen kaldırdık. Buradan yaklaşık 40 kamyondan fazla rüsubat taşıdık. Kotunu düşürdük, ayrıkları temizledik, ağaç köklerini temizledik ki pehlivanlarımız güreşirken herhangi bir yaralanmaya, herhangi bir sakatlanmaya maruz kalmasınlar diye. Aşağı yukarı bir 25 cm'e yakında kotunu da düşürdük burasının daha rahat bir ortamda güreş olsun diye. Bilare bu alanı son teknolojiyle tamamen düzledik ve üzerine daha doğal çimin yetişebilmesi için, Alüyon e, alüvyon topraklarını yani mil adını verdiğimiz topraklardan serdik. Yine yaklaşık bir 30 kamyona yakın mil serdik buraya. E, kotunu düzelttik. E, ağaç köklerini temizledik. Bu e, buradaki çimenin özelliği şu. Bu bir kültür çimi değil. E, Park Bahçeler Müdürlüğümüzün, Belediye Park Bahçeler Müdürlüğümüzün doğal ortamda yetiştirdiği e, doğal çim bu. Yani bunun içerisinde hem üzerindeki çok fazla baskıya dayanabilecek, yürümeye dayanabilecek, ağırlığa dayanabilecek. Diğer taraftan da pehlivanlarımızın yağlı güreş olması nedeniyle yağlı güreşten dolayı üzerlerinden akın, akan yağın çime, ota zarar vermeyecek şekilde bir doğal malzeme var burada. 3 ton çimin kullanıldığı yenileme çalışmasının 1 milyon lirayı bulduğunu ifade eden belediye başkanı ama Kırkpınar için helal olsun diyoruz. Çünkü UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş bir organizasyon bu ve 654 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bu yılda inşallah 655.sini hep beraber gerçekleştireceğiz dedi. Bu arkamda gördüğünüz alanın toplam büyüklüğü 4750 metrekare yani 5000 metrekareye yakın, 5 dönüme yakın bir alan Kırkpınar Çayırı. Bazı... Bölgeler ki buralarda çok fazla güreş yapılmıyor. izleyenler bilirler. Ee, örneğin bu protokol tribünün arkasındaki alan. Oralara da e, yine doğal çimi farklı bir yöntemle yazdık. Çünkü burası en çok yürüyüşün yapıldığı, fotoğraf sanatçılarının, kameraların, işte ödül törenlerinin yapıldığı yer olduğu için e, en çok e, baskı bu bölgede oluyor. Buraya da farklı bir yöntemle bozulmayacak şekilde bir e, çim e, uygulaması yaptı arkadaşlarımız. Yakında çıkacak. Az önce de söylediğim gibi bu yıl 18-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 655. Kırkpınar'a bu bölgeyi yetiştiriyoruz. Pehlivanlarımız burada bu yıl daha nezih bir ortamda, daha düzgün bir ortamda, daha doğal bir çayırda, çimde herhangi bir yaralanmaya, sakatlanmaya maruz kalmadan daha güzel bir Kırkpınar'ı gerçekleştirmeye hedefliyoruz.